İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'te gerçekleşecek olan 3. dönem seçimleri öncesinde. Batı Ermenistan'ın evlatları Lernik Vartanyan Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Dersim Ay platformu duyuru Büyük Britanya'daki Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit kurbanlarının anısına yapılan anıt tahrip edildi. Bozkurtlar oradaydı. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne akredite Büyükelçiler Madenataran'ı Taran'ı ziyaret etti. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenya TV bir kez daha parlamento adaylarını tanıtıyor ve potansiyel seçmenlerinden adaylarımızı, onların biyografilerini ve Ermenistan devletinin güçlenmesi için yürüttükleri faaliyetleri daha dikkatli takip etmelerini ve seçtiğiniz adaya oy vermelerini istiyor. Kampanya sonu olan 15 Kasım 2023'e kadar her gün milletvekili adaylığına başvuran kişilerin kısa verilerini televizyonumuz sizlere sunacaktır. Hosrov İliözer, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili adayı. Armen Avdalyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili adayı. Arman Mazgertyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili adayı. Igor Azaryan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili adayı. Suzi Vartanyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili adayı web sayfamızda belirtilen bağlantılardan daha fazla ayrıntıya ulaşabilirsiniz. Batı Ermenistan'ın evlatları Lerdik Vartanyan 1978'de doğdu. Şuşi bölgesinin Karindak köyünde yarbay olarak görev yaptı ve savaştan 9 ay önce Drompon Paraşütü Taburu'nun komutanlığına atandı. Savaşın ilk günü 27 Eylül günü saat 11'de tabur komutanı Lernik Vartan yan komutasındaki 2. ve 4. iki müfreze ve drombon hücum taburundan ayrı birlikler toplam 60 asker 2. planda yer alan Talışın 165. konumuna geldi. Azerbaycan birlikleri zaten ilk hattın birçok pozisyonunu işgal etmişti. Taburun bir kısmı 165. mevkideki siperlerde bulunuyor. Dakikalar sonra bombardıman başlar ardından taburun işgal ettiği mevziye doğru bir tank saldırısı yapılır. Mevzinin dibine park edilmiş 3 Ural arabası ve Lernik Vartanya'nın Uaz arabası vurulur. Lernik Vartanya'nın yakınları hala Lernik'in şehit edilmediğini ancak esaret altında olduğunu umuyor. Lernik Vartanyan'ın babası Arek Vartanyan bir röportajında oğluyla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığını belirtti. Ancak savaşın ardından Kasım ayında savaş alanlarında bulunan tanımlanmayan asker kalıntılarının incelendiğini öğrendiler. Akrabalara verdikleri DNA analizleriyle bulunan kalıntılar arasında uyum olduğu söylendi. Ancak Lernik'in yakınları muayene sonuçlarına güvenmedikleri için onu yurt dışına çifte muayeneye götürdüler ve kendi ifadelerine göre sonuç uymadı. 28 Eylül'de Arsa Savunma Ordusu Lernik Vartanya'nın da aralarında bulunduğu şehitlerin isimlerini yayınladı. Ermeni sorunu üzerine Birinci Dünya Paylaşım Savaşı arifesinde Ermenilerin Osmanlı Devleti'nin iç ve dış ticaretinde, sanayi üretiminde ve bankacılığında etkili mevkilere sahip oldukları bilinen bir gerçektir. Batı Ermenistan Ermenilerinin tüccar burjuvazisi, oyun yazarları ve sanayicileri, yetenekleri ve girişimcilikleri sayesinde Osmanlı tiranlığı ve keyfili koşullarında bile belli bir zenginliğin sahibi olmayı ve önemli parasal birikimler yaratmayı başardılar. Ermenilerin ekonomik gücünü büyük bir tehlike olarak gören Jön Türkler, gizli toplantılarında Ermenilerin ekonomik rekabetinden kurtulma ve Türklerin ülkede ekonomik gücünü oluşturma, Ermeni halkının bireysel ve kolektif mallarına el konulmasına ilişkin tedbirleri ve aynı zamanda kalkınma konularını tartıştılar. Bütün bir milleti soymak için öncelikle Ermenilerin mallarının mülksüzleştirilmesi gerekiyordu. Bu amaçla Jön Türk yetkilileri 1 Haziran 1915'te sürgün kanununu yayınladılar. Sürgün yasasının sonuçlarını Western Armenia TV'nin internet sitesinden okuyabilirsiniz. Dersim Hay platformu birkaç gün önce bir açıklamada bulundu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun YouTube üzerinden düzenlediği kursun yanı sıra Zoom üzerinden yayınlanan Batı Ermencesi dil kurslarının da düzenlendiğini belirtiyorlar. Bu iki kurs yurttaşlarımız arasında Batı Ermencesi bilgisini daha da güçlendirmeyi ve vatandaşlarımız arasındaki Batı Ermenice'yi öğrenmeye olan ilgiye katkıda bulunmayı amaçlıyor. Batı Ermenistan hükümeti Dersim Hay platformunun girişimini memnuniyetle karşılıyor. Bu Batı Ermenistan Ermenilerinin daha sonra günlük hayatta kullanacakları ana dillerini mümkün olan en kısa sürede öğrenmelerine olanak tanıyacak. İyi şanslar. Londra'da yaşayan Ermeni avukat Yatavik Grigoryan X mikrobulagında Büyük Britanya'nın İglin kentindeki Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid kurbanlarının anısına yapılan Haçkar anıtının tahrip edildiğini bildirdi polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bayan Datevik daha önce Eylül ayı sonunda Haçkar'ın açılış töreninde hazır bulunmuş ve o sırada etkinlikte bulunan Türk bayraklı bozkurtlar temsilcilerinin elleriyle yaptıkları faşist sembollü fotoğraflarını çekmişti. Doğu Ermenistan'ın başkenti Yerevan'daki eski el yazmaları müze enstitüsü Madenatara'nın basın servisinden yapılan açıklamaya göre Madenataran Direktörü Ara Hızmalyan ve Müdür Yardımcısı Vahe Torosyan, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Polonya Cumhuriyeti'nin Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçileri Peter Pirunçik, Polat İmambayev, Pavel Çeplak'ı makamında ağırladı. Diplomatik misyon şefleri Madenataran yönetimi eşliğinde müzeyi gezdi, kalıcı ve geçici sergilerle tanıştı, restorasyon departmanını ve arşiv belge deposunu ziyaret etti. Ortak programların uygulanma olanakları tartışıldı. Batı Ermenistan hükümeti Doğu Ermenistan'a akredite olan büyükelçilerin Madenataran'a ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Her milletin kendine ait bir ...profili ve pasaportu olduğunu düşünerek... ...bu ziyareti özellikle önemsiyoruz. Madenataran, milletimizin manevi ve maddi kültür değerlerinin... ...en büyük koleksiyonunun depolandığı yerdir. Kültür, bir milletin sadece yüzü değil... ...aynı zamanda pasaportudur. Aramastan başlayarak günümüze kadar gelen Ermeni milleti... ...insan medeniyetine paha biçilmez bir miras bırakmıştır. Göçebe Türk kavimleri... Onu ne kadar yok etmek isteseler de kendi yüzünü yerli halktan uzaklaştırmak hala mümkün değildir. Ermeni vardır, onun kalıtsal binlerce yıllık kodu ve bu kodu taşıyanın yarattığıyla tanışan herkesi zenginleştiren kültürü vardır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Nick Egipyan ve Susanna Bedrosyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Haydenik adlı eseri sunuyoruz. <Sessizlik>

eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.